Gideriz Koyun'a gittik. Gideriz Koyun'da durduk, mola verdik. Oradan çıktık. Çıkınca Öztürk abi biraz hızlı bastı. Biz de tabii sahneye falan yetişeceğiz. Biraz hızlı basınca arka taraf biraz su aldı. Su alınca da Öztürk abi doğal olarak orada bir motor varmış herhalde. Evet. Motordan suyu boşaltmaya çalıştı. Tabii o ona eğildiği için motordan arka tarafta dümeni bir, yani kendisi işte bir sağ yapıyor. Tabii sağ sol yaptıkça ön taraf eğildiği için böyle evet. Su almaya başladı ön taraf. Sonra zaten girdik. Denize girdik. Tamam. Şimdi denize girdikten sonra da tabii tekneyi tutun dedim ben. Tekneyi tuttular. Tabii tekneyle giden oldu. Ondan sonra ben yanımdakini tuttum. Onu kurtarıyordum. Dedim sakince böyle duralım yardım gelene kadar. Ötekinin yanına geçtim. Ötekinin yanına da Ayşe'nin yanına geçtim. Ayşe'yi aldım. Ama Ayşe hiç sırt üstü duramıyor ve çok panik olmuş. Muhtemelen Ayşe de Yasin hocam iki kere onu sudan çıkartmış zaten. İki kere batmadan kurtarmış. O yüzden panik olduğu için hiç yüzmeye bile çalışmadı. Sırtıma bindi. Boğazımı tutuyordu. Dedim tutma bak ikimizi boğarsın. Tut omzumu. Beraber yüzdük. Bir iki saat falan yüzdük. Bizi bulan orada Gideros Koyun'da ben geçen sene tanıştığım bir abi. O abi kurtardı bizi. Ya tesadüfen mi oradan geçiyormuş? Orada balıkçıların yanına gidiyormuş. Balıkçılar demiş ki açıkta ses var. Zaten evet. biz bağırırken bir ses geldi bize. Ses yankı söyledi. Evet. Biz mutlu olduk ama bizim kıyıya gitme şansımız yok. Yüzüyoruz kıyı gelmiyor abi. Yüzüyoruz kıyı gelmiyor. Kaç saat yüzdüğümüzü bilmiyoruz. Abi güneş batmamıştı. Hatta Gideros Koyun'a hafif gölge gelmişti. Yani Gideros Koyu gölgedeydi. Hani gün batımına yakın. Gün batımına yakın. Ve bizim bulunduğumuzda gün batmıştı, ay ışığı vardı.